Arkadaşlar merhaba. Bahar geldi. Hava birden ısındı. Ağaçlar zaten çiçek açmıştı, badem ağaçları. Hızla yaprak vermeye başladılar. Tabii ki doğada olan otlar da geçtiğimiz soğuklardan, karlardan dolayı olumsuz etkilendi ama çoğu da hayata tutundu. Ben de şu anda gördüğüm bazı otları, daha doğrusu karşıma çıkan otları size tanıtarak, çok fazla ot toplamayacağım ama otları tanımak isteyenler, öğrenmek isteyenler veya adını duyup da merak ettikleri otlar varsa onları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Mesela şimdi görmekte olduğunuz bu otumuz kuş otu. Yine kuş otu ile ilgili başka bir videom da var. O dönemde topladığım kuş otları tam çiçek açmamıştı. Fakat şu gördüğümüz otlar, bakın hepsi tomurcukta ve çiçekte. Minik minik yıldız şeklinde çiçekleri var bu otların. Bu şekilde büyüdüler, yayıldılar. Tüm bitki toprağı da kapladılar. Çok arsız, yayılıcı ve tabii ki bir o kadar da kıymetli, lezzetli, birçok tarihlerin yapıldığı ince otlarımızdan bir tanesi. Bakın bunlar kuş otu. Bazı yörelerde kuş yüreği ismiyle de bilinir. Yine Şengül'ün Ev Hali adlı YouTube kanalında YouTube arkadaşım bu otu kuş yüreği olarak annesinden öğrenmiş. Ama benim araştırmalarım, ki sonradan öğrendiğim bir ottur bu. Bunu tanıyorum, bu otu biliyorum ama ismini bilmiyordum. Kuş otu diye öğrendim. Aynı zamanda serçe otu, tavuk otu ismi de veriliyor bu ota. Ama kuş otu ismi bence en güzel isim. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şöyle uzun bir dala sahiptir. Biraz da dip taraftan koparabilirsem, gelirse. Çok, bakın dibe doğru indikçe, yani kök kısmına doğru indikçe iyice cılızlaşan bir yapısı var kuş otunun. Buraya doğru bakarsak ne kadar sertleşmiş. Hatta şurası semiz otu gibi sulu bir yapıya bürünmüş. Şöyle bakın, içinden suların çıktığını gösterebilirim. Bakın çok dayanıklı bir ot. Kışında bu otu topladık. Şimdi hızla bu ot tohum verip tekrar tohumlarını düşürecek ve yaz boyunca da sulanan tarlalarda büyümeye devam edecek. Başka yine yakından tanıtmaya çalışacağım ot, ebe gümeci, gömeç otu. Bu bölge büyük bir ihtimal türüldüğü için bunu dipten almak istiyorum. Çünkü bunların hepsi gidecek. Evet, şimdi çıkardım. Bakın ebe gümeci otunun büyüklüğüne. Normalde ebe gümeci otunu bu şekilde ben kökünden çıkarmam. Çünkü otları da koruma altına almamız gerekiyor. Şimdi kökünden neden çıkardığımı hep yanlış anlaşılıyor benim buradaki otları toplamam. Bu arazi kendimize ait. Orman arazisi değil bu otları topladığım yer. Doğal olarak burada ben tarım yapıyorum. Size yakından tanıtmak için bazı bitkilerin köklerini çıkarıyorum. Göstermek için. Bunun köküne çıkarmasam da yine bu gidecek. Sürülecek tarla çünkü. Kök yapısını şöyle göstermeye çalışayım. Ebe gümeci otunun. Bakın. Böyle sert bir dokusu var. Burası zaten yenecek bir bölüm değil. Çıkarmaya gerek yok. Şimdi ebe gümeci otunu şu şekilde gördünüz. Toplamak için bakın şu şekilde bunları kırarak çıkarabilirsiniz. Şimdi şöyle ebe gümeci otlarını ben bu şekilde toplamanızı öneririm. Kök kısmını çıkarmadan ve gelecek nesillere de kalsın diye. Yaprakları eğer büyükse, irice ise bunun sarmasını da yapabilirsiniz. Bu ebe gümeci otunu başka otlarla nasıl ayırt edebiliriz? Doğadaki otlara baktığımız zaman her otun kendine özgü bir şekli vardır. Yabani marulun şekli böyledir. Mesela şuradan hemen papatyadan bir dal alayım. Bakın bu da papatya bitkisidir ve papatyanın da yaprakları daha farklıdır. Şurada gördüğümüz sütlüce otunun yaprağı var. Bakın bu da daha farklı bir ot şeklidir. Ebe gümeci otunun yaprakları
şu şekilde yuvarlak olup yaprak sapının hemen üzerinde çıkar. Yaprakla şu şekilde bir diziliş söz konusu değildir. Ebe gümeci de bilinen otlardandır ama yine bilmeyenler için bu şekline dikkat ederlerse çok çabuk öğrenecekleri bir ottur. Develik otu diye de geçiyor aynı zamanda arkadaşlar bu. Gömeç otu. Buradan sarma yapılır. Bunlardan salata yapılabilir, yemeği yapılabilir. Karışık otlarla istediğiniz türde değerlendirebilirsiniz. Bakın gördüğümüz mor mor çiçek açan ebe gümeci otumuz. Hemen arkadaşlar yan tarafta yine başka bir otumuz var. Turp otu. Turp otunu genelde ben filiz olarak toplarım. Fakat bu şekilde daha henüz filize kalkmadan, çiçeğe kalkmadan önceki hali de toplanır. Çok güzel salatası olur. Şöyle kökünden de bir kısım geldi alayım. Şöyle tepesi annemin yaptığı usul böyle olduğu için arkadaşlar şu yapraklarını koparıyorum. Çünkü cansızdır, çok etkili değildir bu bölümler. Biraz daha şu bölümler tercih edilir. Kök kısımları, dalların şu gevrek tarafları. Ama sizler kesinlikle bunun tepesini uçurmak zorunda değilsiniz. Olduğu gibi kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, limon ve sarımsakla salatası güzel olur. Yine tanıtacağım başka bir ot ise arkadaşlar. Tüylü acımık. Radika cinslerinden, hindiba cinslerinden bir tanesi. Bu şekilde üstünde gri renkli, beyaz renkli tüyler vardır. Tüycükler vardır. Burada da yine aynı otu görmekteyiz. Özellikle ilkbaharda filiz verirler. Haziran ayı, Mayıs ayı gibi. O filizlerde toplanarak kavurması yapılabilir. Kökünden çıkarmadan size göstereyim. Şu bölgelerde morumsu renkler vardır. Tüyler vardır. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Tüylü acımık otu budur arkadaşlar. Şöyle alt tarafını, arka kısmını göstereyim. Bakın yeşilin rengine. Çok daha böyle hoş, canlı bir renk. Tüylü acımık. Bu da aynı radika salatası gibi yapılabilen bir ottur. Toplamışken ben karışık otlardan da salata yaparım bu arada. Çok ot toplamayacaktım ama gösterirken toplamak da gerekiyor. Çünkü şu alt kısmını da göstermemiz gerekir ki sizin gibi ot severler doğaya çıktıkları zaman otları daha yakından tanıyabilsinler. Bakın şu rengine, çok açık yeşil tonlarında bir rengi var. Şurası da hemen tüylü acımın yanında başka bir otumuz da arkadaşlar kara kavruk, kara kavuk otu. Bu ot çıtlık ismiyle de biliniyor. Burada çok fazla toparlanmış. Bu otun dibinde arkadaşlar bakın ne kadar sürgün var. Bu bir sürgün. Bu başka bir sürgün. Şurası başka bir sürgün. Şurada başka bir sürgün var. Şurada başka minik bir tane. Şu arada yine küçük bir tane görüyorum. Bakın geçen yıl sürgünleri de bunlar. Şunlar geçen yıldan. Ve şurada başka bir sürgün de öyle. Bu ota 40 dip adı da veriliyor. 40 dip derken yani bir kökten 40 tane şekilde sürgün çıkıyor demek. 40 dip otu. İsmi bence çok güzel, yakışmış. Ama tabii başka yerlerde çıtlık otu da deniyor. Aynı zamanda kara kavruk ismi verilen bir ot. Acı otlardan bir tanesi. Şöyle bir tane alayım. Bu ot da çok yıllık. Kütür kütür. Bakın şuradaki tazeliğine dikkat ederseniz arkadaşlar çok belli. Şöyle çıtır çıtır bir tane. Bakın ne kadar sulu olduğu belli oluyor. Çıtlık otu belki de oradan adını da almış olabilir. Şöyle tekrar bakın çıt seslerini
duyuyorsunuz sizler de. Şuradan hemen bir tane daha alayım. Yani otur burada bunu yiyin. Zaten İç Anadolu bölgesinde bu otlar, bu ot, çıtlık otu, yufka ekmeğin arasına sarılıp hafif tuz atıp böyle yendiğini öğrendim. Ege bölgesinde böyle bir kültürümüz yok bizim Urla'da. Bakın çıt çıt. Çok güzel. Harika bir ottur. Çıtlık otu bu arada arkadaşlar. Hafif bunda tüyleri var şurada ama az önce size gösterdiğim gibi tüylü acımık kadar otları yoğun değildir. Çıtlık otumuzu da topladık. Bunları tabii ki salat olarak kullanacağım. Evet, sepetimi yanıma aldım. Çünkü ot toplamaya çıktığım zaman her ne kadar ot toplamayacağım desem de mutlaka bir miktar ot topluyorum. Topaç nereden geliyorsun kızım? Nereden geliyorsun anne? Kızım ne yapıyorsun sen? Annem benim bir tanem. Güzel kızım. Annen ne yapıyor burada? Annen ot toplayacak burada şimdi. Evet arkadaşlar, sizlere tanıtacağım bir başka ot da şahdere bitkisi. Şahdere bitkisi şöyle bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Bakın kök yapısına. Tek yıllık, narin, ince otlardan olan bir bitki. Genelde yayılıcı bir bitkidir. Bakın şahdere bitkisinin koyu pembe çiçekleri vardır. Ve maydanozu andıran yaprak dizilişi. Hafif grimsi bir yeşil ile gri arasında tona sahiptir. Bu bitkiyi toplarken kesinlikle benim yaptığım gibi kök kısmından koparmayın. Ben şimdilik size göstermek için kök yapısını böyle gösterdim. Yalnızca şu filiz kısımlarından, zaten dikkat edin, sesleri çıt çıt kırılır. Çok narin böyle bir bitki. Şöyle bir miktar topluyorum. Aynı kuş otunun büyümesine benzer, yayılmasına benzer, narinliğine benzer yapısı vardır. Şahdere otunun da çok güzel gözlemeleri olur. Şöyle koparıp bir dalını size göstereyim. Yayılıcı bir bitki. Hemen üzerindeki çiçek de yeni yeni açmaya başlamış. Tomurcuktur çünkü bu. Hemen başka açmış olan bir çiçeği de size daha yakından göstereyim. Yine otları gösterip de burada deve tabanı otunu göstermemek olmaz. Şöyle biraz yakınlaşalım. Otların arasında hemen deve tabanı otunu görelim. Tüylü bu şekilde bir deve tabanı otu. Arkadaşlar, başka bir ot tanıtımı videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.